Yayını da dinleteyim de siz bir izleyin 2 saniye. Kısacık video zaten. Bir gün Bak yorulsak da, bak. bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz, dinleniriz. Full screen olmuyor Ama mu ya? gürültüsüz, patırtısız bir Olmuyor herhalde. hayatımız var en azından. İşte güneşin altında güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya. Fazla işimiz olmaz, dinleniriz. Bak. Yorulsak. Şimdi. Gördüm. Kadının kurduğu cümlelere bir odaklanın. Bak, 3 dakikalık video. Bir dinleyin burayı. Bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz, dinleniriz. Ama gürültüsüz, patırtısız bir hayatımız var en azından. İşte güneşin altında güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya. O zaman insan yaşadığının farkına varıyor. Bir gün yaşadım diyor. Ama şehirde odanın içindesin. Anca güneş pencereyi geçince fark ediyorsun vaktin geçtiğini. Ama burada bilmiyorum, biz bazen gölgelere göre, aha gölge buraya gelmiş, vakit geçti, hadi işte davar güdülecekse davar güdülsün, iş yapılacaksa ona göre haydin geç kaldık, ya da vakti ona göre Aynen mesela. Yani öyle. Tam insan o cümlesine çok günü takıldım. güneşe göre yaşıyor, gün yaşadım diyebiliyor. Bilmiyorum, burada zor olsa da ben burada yine burada yaşardım yani. İhtiyacına göre hareket edersin. Keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz. Elbette olur yani, insanın hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. Ama her zaman da bu olsun, şu olsun, şu olsun, nefis peşinde de koşulmaz. Ve hani bu ilkel bir felsefe, düşünce değil bu. Yani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanındaysa gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam, bilgi sahibi olursan ol, sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse, hani yanındakiyle mutlu olmayı öğrenirsin ve bütün zamanı yanındakine ayırıyorsun ve benim de Berra her şeyim. Kızınız değil mi? Kızınız. Şimdi çocukların hayatı dur demeden yaşayabilmesi var bir. Hani Berra'ya ben dur demek istemiyorum. Hani kendine zarar vermeyeceği bir şey yapıyorsa hiçbir zaman dur demek istemiyorum. Varım. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar. Çamurla ellerini boya yapar. Ellerini, yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya. Dün elini şöyle yaptı, gösterdi bana. Elinin için farklı olduğunu. Yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra, mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık, psikoloji, bunalım sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet, ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Ne bileyim, olduğumuz yerde de o kadar çok şey değil. Hani dışarıdan bakınca aa nasıl basıyor denilebilir ama o alıştı. Ayakkabı giydirmek için uğraştım ama çok da düşünmedim. Toprakla zaten temas etti miydi? O daha huzurlu, daha mutlu. Nasıl güzel bir bakış açınız var hayata. Nasıl güzel bir böyle dolusunuz. Biraz da bakış açım sonradan değişti. Hani Yani değiştiren neydi bak, acaba? burası çok Değiştiren önemli. gerçekten hani dediğim o dönüm noktası. Eşimi kaybetmem. Yani Neden kaybettiniz eşinizi? Çok özel değilse. trafik kazasında kaybettim. Allah rahmet Hani eylesin. her zaman her gün insanın, yani inanın hiç farkında değildir ya da ne bileyim unutmuştur, zaman geçmiş gibi düşünürdür karşıdaki insan ama öyle değil. Her gün insan yaşıyor bunu. Her gün yokluğunu yaşıyor ama bir de şu var, Allah'ın verdiği bir ömür bu. Mecbur yaşanacak. Yani Allah öyle yazmasaydı eşim o gün vefat etmezdi. Ben bugün bunu yaşamazdım Allah yazmasaydı. Ama bu şekilde hani bunu düşündüm ki benim Berra'ya Ya kısıtlasam. abicim, niye zoom yapıyorsun kadının gözüne ağladığını göstermek için? Benim Berra'ya kısıtlasam ya da aman çocuk battı şey yaptı diye düşünsem çocuk mutluluğunu tam yaşamayacak. Ondan tam şeyini almayacak. Hani bir şekilde insan artık olana, olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim. Bak burası işte. O kadar güzel bir cümle ki. Takılıp da olanları da kaybetmek inanmayacak. Hani bir şekilde insan artık olana, olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim. Hani bu şekilde insan bundan sonra böyle düşünüyor artık. Yorulsak da, bugün çok yorulsak. Helal olsun. Bilmiyorum, bence çok örnek alınması bir düşünce yapısı. Yani her haline şükredebilmek, kaybettiğin şeylere takılmayıp elindeki olanlara elindeki olanları daha çok sahiplenebilmek, onların kıymetini bilmek mutluluğun formülü. Yani kadın yaşadığı acılarla kendine öyle bir formül bulmuş ve öyle de devam ediyor.
İşte diyorum ya, hiç kimse bir şeyler yaşamadan bu seviyeye gelemiyor abi. Yani hayatta yaşadığınız her acı, her şey sizi farklı düşünce yapılarına itekliyor aslında. Ve de öyle 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 de büyüyorsun ve olgunlaşıyorsun. Yani kimse anasından doğma böyle bu düşüncelere sahip olarak çıkmıyor. Veya okuyarak veya dinleyerek, tecrübe etmiş bir insandan dinleyerek de böyle olamazsın. Yaşa yaşa öğreniyorsun bunu. Hep o yüzden söylüyorum ya, yaşadığınız şeylerden korkmayın. Size o güç gelecektir. Aklınız sizi yönlendirecektir. Kalbiniz sizi yönlendirecektir. O yüzden bir şeylerin geçeceğini hep bilin diye hep vurgu yapmamın sebebi o. Ha böyle diyorsun ama geçmiyor be diyorsun ya. İşte geçer deyip aslında ben böyle kestirip atıyormuşum gibi konuşuyorum ama demeye çalıştım hep bu oluyor. Ne kadar da güzel konuşmuş. Allah uzun ömür versin. Yani kötü hissediyorsan bile kendini böyle bir şey izleyerek, umutsuz hissediyorsan sırf şu kadıncağızın konuşmasını dinleyerek bir açık kapı, aralanmış bir kapı bulabilirsin kendi hayatında. O yüzden böyle şeyleri dinleyin. Ne diyor bu deyip geçmeyin yani. Abi çok şey misin? PC'm olsun isterdim. Ya la havle ve la kuvveten ya. Gerçi normal, şimdi yaşın ufaktır. Senin için en önemli şey odur. Bir şey de diyemiyorum yani, hani kızamıyorum çünkü anlık böyle tepki verdiğime bakmayın. Bir saniye için empati yapamıyorum. Böyle birkaç saniye sonra kafam yerine geliyor. Olabilir abi, hayali bilgisayar almaktır. Daha yaşı ufaktır. Allah daha çaresiz dert vermesin diyorum ya. E tabii yaşamadan anlaşılmaz bazı şeyler. Seni 3 gündür rüyamda görüyorum. Evleniyorsun abi. Ben de düğün fotoğrafçınızım. Keşke o çektiğim fotoğrafları siz de görseniz. Çok yakışıyordunuz. Yenge kumral, kısa saçlı. Yüzünün bir kısmında benleri var. Gözü Ela gibi inşallah. Ya kafa yedim bile diyor.